Yok ben duramıyorum. Yok ben gidip getireceğim Dilan'ı ya. Cevdet, deli deli konuşma, otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gidilmiyor. Bir de seninle uğraşmayalım. Of. Seyit. Hiç iyi görünmüyorsun. Gel bak inat etme, bir hastaneye gidelim. Ya kadın iyiyim ben. İyiyim, ısrar etme ya. Ulan hayırlısıyla şu günü kazasız belasız atlatalım. Başka bir şey istemiyorum. Ne diyorsun anne sen ya? O nasıl laf? Ya Dilan. Kızın ellerinde ya Dilan. Ya daha ne kazasından belasından bahsediyorsun ya? Kızı geldiler zorla alıp götürdüler. Biz hiçbir şey yapamadık. Oğlum ben onu mu diyorum? Bak gördün işte, adamların şakası yok, canını almaya gelmişler. En azından hayattasın. Kardeşim onların eline vereceğimi ölseydim ben daha iyiydi yani. Tövbe de ağzından yel alsın. Ya ne tövbe tövbe tövbe. Dilan ya anne. Cevdet. Bak adamlar değil ama sen indireceksin adamın yüreğini. Biraz sakinleş artık. Nasıl yaptık biz bunu ya? Nasıl? Nasıl yaptık biz bunu ya? Suç bende. Suç. Suç bende. Ben kardeşimi o halde oklamayı nasıl bırakırım ya? Nasıl bırakırım ben? Nasıl yaparım bunu? Yapmamalıydım ben bunu ya. Ben buna nasıl izin verdim? Nasıl? Cevdet'im. Yavrum. Kulun kurbanın olayım, toparlan. Allah'ını seversen babana acı, bana acı. Yalvarırım, toparlan yavrum. Nasıl toparlanayım anne? Ha? Sen söyle, bir yol yordam göster o zaman. Ben nasıl toparlanayım? Düşünsene sen bir Dilan'ı. Düşün. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. Para için aldılar zannediyor. Abim nerede deniyor mudur? Babam nerede? Ailem nerede? Üç kuruş para için beni bu adamların eline bıraktılar demiyor mudur? Beklemiyor mudur bizi anne? Beklemiyor mudur ya? Niye gelip kurtarmıyorlar demiyor mudur bu kız? Düşünmüyor mudur bunu ya? Kızım. Eğlenceli mi Hacıhan? Hem de nasıl? Denemek ister misin? Yok amcaoğlu, ben beceremem ya. Çok basit, becerirsin. Tamam tamam. Ona bakarız bir ara da. Seninle bir konu konuşmamız lazım. Ne hakkında? Sen bir bırak hele şunu. Anlatacağım ben. Anlat hadi. Gel hadi. Artık büyüdün. Ailemizin sırlarını öğrenmenin zamanı geldi. Ne sırrı ya? Gel.
Nasılsın baba? Hayır. Hayır, bu söylediklerin doğru değil. Abim böyle bir şeyi saklamaz benden. Neden saklamasın lan? Abim seni küçücük bir çocuk olarak görüyor hala. Ama bence büyüdün. Artık bir söz hakkın var. Abinin söylediği masallarla büyümeyeceksin artık. Anlattıklarımın hepsi doğru. Ananı öldüren, babanı hareketsiz, sessiz bırakan adamlar dibimizde. Bir de kebapçı dükkanı açmışlar. Oh, keyifleri yerinde. İnanmıyorum sana. Ya benim sana yalan borcum mu var? İster inan, ister inanma. Tamam. Gidip soracağım abime. Dur. Bak. Abin sana bunları dediğimi bilirse kıyamet kopar. Abimden gizli hiçbir şey yapmayacağız. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen bilirsin. Düşünmüyorsun değil mi? Ben bir karar verdim baba. Zor bir karar. Belki de bir ömür boyu seni bu sandalyeye mahkum eden adamın kızının yüzüne bakacağım. Belki de o yüze her baktığımda babasının yüzünü göreceğim. Annemin katilinin yüzünü. Ama yapmak zorundayım. Cihan'ı korumaya mecburum. Anneme verdiğim sözü başka türlü tutamam. Kanımızın kızıyla evlenmek zorundayım. Geleceğini biliyordum. Tamam abi. Ben yapacağım. Eğer abim yapamıyorsa ben yaparım. Anamın intikamını ben alırım. Aslanım benim. Ama bak. Bu dediklerimi abim bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Bak. Eminsin değil mi? Sonra başımız ağrımasın. Eminim abi. Sen bana bir silah ver. Madem sen öyle diyorsun, benden günah gitti. Dikkatli ol. Şu kebapçı dükkanı nerede demiştin?